bir adam başka memleketke tirişçilik yanı köçüp bardı. Özü bardı. Yani hatun bala çakası özünü yurttu da. Yani köçüp bargen cahidegi kanunlardan bittesi, eğer şu adam mı şu yurtta gelip topayken pulu âli derecede bulmasa, katta pul tapmasa, ailesine ap gelişteki ruhsat yok iken. Yani bu adam gelip bir yıl işledi, iki yıl işledi, ta âli derecede ap çıkın üçe. İki yıl, üç yıl, beş yıl ihtimal hatunsız yürüdü. Hatunan özünü yurttu da ersiz yürüdü. Ha, hatunadan uzağa yürgenlerken kendimi oladı. Eri yok yürüp hatunu yürüdü. Bu yedene mi boladı? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli Zamzam TV'ni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, mana hozir Ka'batulloh qutimizda juda ham chiroyli nabollarimiz tayyor bo'ldi. Bunda Qur'on kitobi yarimi kirill tilida yozilgan hamda yarimi o'zbekchaga tarjima qilingani va arab tili skaner orqali o'qish imkoniyatlari ham bor. Shuningdek, mana elektronik shunaqa chiroyli tasbehlarimiz solingan, onajonlarimiz, ahlayollarimiz opa-singillarimiz uchun shunaqa surmalari, Qur'onchalarimiz va mana xiddi tasbih, mana zafaron Qur'on tilovati degan narsalarimiz ham bor. Bu yerda zamzam suvlarini original variantdan inshaalloh solib qo'yganmiz. Yoshi katta onaxonlarimiz, otaxonlarimiz uchun malham mana tana oriqlariga shamollashga qarshi juda ham zo'r effekt beradi inshaalloh. Mana misvoklari ham bor. Misvok ishlatish albatta sunnat amal bo'ladi. Mushkambar xushbo'lansin deb shunaqa mana toshli tasbihlarimiz Jannatim onam logotipi ortida mana ko'rishingiz mumkin Jannatim onam nomli joy namozlari ham bor. Agar sizlar chet elda bo'lsangizlar, O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi wattaqulloh innalloha samiun alim. Birinchi oyat. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida qadam bosmanglar. Ya'ni Alloh va payg'ambarini iznisiz biror so'zni gapirmanglar, biror qadam bosmanglar, biror ishni qilmanglar. Va Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh eshitguvchi, bilguvchidir. Bugungi asosiy suhbatimizning mazmuni mana shu birinchi oyat haqida bo'ladi. Hammamizga ma'lum, birodarlar, islomda aqida bor, ibodat bor, muomala bor, odob bor. Bu sorada zikir qilingan odoblar har bitta musulmonda bo'lishligi shart. Robbisi bilan bo'ladigan odobi, payg'ambari bilan bo'ladigan odobi, o'zini musulmon birodarlar bilan bo'ladigan odobi. Bu birinchi oyat yana aqidaga ham aloqasi bor. Alloh va rasulidan avval bir qadam bosib yormanglar. Kishi koinotga qarab turib Robbisini taniydi. Uni hikmati, azamati, ulug'ligini taniydi. Rahmatini, adolatini ko'radi. Va Robbisini kalomi bilan bahs, munoqasha qilishlik mumkin emasligini tushunadi. Mu'min uchun Alloh va rasulining so'zi keltirilganda taslim bo'lishidan boshqa chora yo'q. Muhokama qilmaydi, fikrini bildirmaydi. Agar kim shunday qilsa, Alloh va rasulidan o'tib bir qadam bosib yoribdi. Shu so'zni ko'p qaytaramiz. Alloh va rasulidan o'tib bir qadam bosib yoribdi. Mu'min odam oyatlarni o'qirkan sinamaydi. Oyatlar haqida gumon qilmaydi. Agar Robbisini oyatlarini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarini bahs maydoniga olib kelayotgan bo'lsa, demak, bu kishida iymonni yo'qligini bildiradi bu narsa. Sami'na va ato'na. Eshitdik, itoat qildik deydi kim? Mu'min musulmon kishilar. Qur'oni Karim va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati mutohharasi bergan yechim ne to'g'ri demasdan, Alloh va rasulining hukmi yechimiga teskari bo'lgan yechimlarni ham to'g'ri deyotgan odam Allohni tanimabdi. Endi uni deganing bilan bizning zamonimizga to'g'ri kelmaydi dedimi? Alloh saqlasin, bu odam Allohni tanimabdi. U odam bolasi yozgan qonuni 20 yil ishlab 21 yil problemasi chiqadi. Har yili qonunni yangilash bor, o'zgartirish ish bor, chunki nuqsonli edi u. Demak, bu sura musulmon kishini Alloh taolo bilan bo'ladigan odobi haqida so'z yuritadi. Kim Allohning yechimidan ko'ra boshqa yechimni to'g'ri deydigan bo'lsa, Allohni tanimabdi bu odam. Shariat berayotgan yechim bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi deb o'ylanayotgan bo'lsa, demak bu kishi Allohni tanimabdi.
Agar biron bir mushkila bor, islom hal qila olmadi uni, ammo odam balası chiqargan qonun hal qildi degan fikrda bo'lsa bir odam, bu odam ham Allohni tanimabdi. Yuragi bir kasal odamni tasavvur qiling. Oldida bir kuchli kardiolog turibdi. Kardiolog aytdi unga. Uni ko'rib bo'lganidan keyin, tashxis qilib bo'lgandan keyin, siz yurmang iloji bo'lsa. İloji olsa gapirmang ham. Yuragingizga og'ir keladi. Yuragingiz to'xtab qolishi mumkin dedi. Desa shu kasalda oldida birla kelgan o'rtog'i savodsiz aytibdi, ayta oradi deyapti. Na bo'lot harakat qil. Harakat qil. Harakat qilsang foydasi bor dedi. Mana aytingchi. Bu tabibni oldida bu savodsiz odamni gapirishligi nima deyiladi? Bu tabibni bilmabdi kimligini. Bu dardni nimaligini tushunmabdi. Bu tabibni oldida bir qadam oldiga bosib boribdi. Yuradi, gapiradi, nima oladi? O'ladi. O'ladi. Kim Qur'on va payg'ambarimizning so'ziga xilof yo'l tutgan bo'lsa hayotida, demak Alloh va Rasulining oldida bir qadam oldiga bosib boribdi. Bir kasal tabibni oldiga bordida, kirdi. Tabib uni ko'rganidan keyin kasal aytdi. Men aptekaga borib, hozir falon-falon dorini olaman, falon-falon qilib davolanaman dedi. Tabib nima dedi? Nima dedi tabib? Ha, nima keldingiz u meni oldimga bo'lmasam dedi. Biladigan bo'lsangiz nima qilasiz meni vaqtimni olib dedi. Mo'minmizmi? Alloh va Rasulining hukmi turgan paytda biz o'zimizni fikrlarimizni bildirishimiz mumkin emas. Aks holda hozir aytayapmiz, Alloh va Rasulidan bir qadam nima qoribmiz? Oldiga bosib yuboribmiz. Agar Allohning kalomini, payg'ambarning so'zini o'zimizning ilmimizga, tajribamizga, tushunchalarimizga taqqoslayotgan bo'lsak, juda ham katta xato qilibmiz. Biz kimmiz, birodarlar? Biz kimmiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gapirayotgan gaplari Robbisi tomonidan yuborilayotgan vahiy. Allohning kalomida birodarlar, adashlik, botil, nohaqlik bo'lmaydi. Unda ixtilof yo'q, zaiflik yo'q, bironta qarama-qarshilik yo'q. Odam bolasi har qancha ilmli bo'lmasin, har qancha tajribali bo'lmasin, har qancha uzoq umr ko'rgan bo'lmasin, u mahluq. Mahluqni ham yo'g'i cheklangan. Umri ham, quvvati ham, moli ham, ilmi ham. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulih. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni u ikkisining iznisiz biron so'zga yoki ishga qadam bosmanglar. O'zi mu'min odam qanaqa bo'ladi? Allohning so'zi turganda qanday bo'lishlik kerak? Mavqifi. Astaydu billah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve onun peygamberi bir işini hüküm kılgen, büyürgen vaxtıda bir an mumun ve mumunu üçün Allah'ın hükmünü koşup öz işleri de ihtiyar kılışı caiz emezdir. Ramazan geldi, roza tuttu, Allah büyürüdü. Tutsan mekin, tutmasan mekin. Saratan da bu kaldı da. Alloh taolo aytdi, bir yil to'lganda nisob yetgan bo'lsa zakotni ber dedi. Desa, bersammikin? Yo, krizis bo'lyapti-a. Mo'min odamda ixtiyor bo'lmaydi. Mo'min odam eshitdim, itoat qildim deyishlik kerak. Agar o'zini fikrini muqaddam qilsa, Allohdan bir qadam oldiga qadam bosibdi. Bir musulmon tabibadan so'rashdi. Ko'p xotinlik haqida fikringiz qanday? Haliga tabiba aytdiki, Alloh Qur'onda muboh qilib qo'ygan narsa ish ustida meni fikrim bo'lish kerakmi dedi. Mana haqiqiy mu'minlarning javobi. Alloh ruxsat berib qo'ygan narsa ustida meni fikrim bo'lish kerakmi? Yana qaytarib aytaman, Alloh va payg'ambarning so'zi turganda mu'min taslim bo'ladi xolos. Fikrini bildirmaydi. Fikrini bildirmaydi. Aytdim-ku, asosiy gap shu haqida bo'ladi bugun. Alloh va Rasulidan bir qadam nima qilsiz? Ilgarilab ketibsiz, bosib boribsiz. Masalan, riba masalasi bor. Alloh taolo ochiqdan ochiq aytib qo'yibdi. Yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat. Alloh taolo sutxo'rlikning foydasini yo'q qiladi, sadaqalarning foydasini ziyoda qiladi. Pul bor, uni aylantirish kerak, pul topish kerak, daromad qilishlik kerak. Yaxshi, bu bor, qilish kerak shunaqa. Xo'p, qanday qilsa to'g'ri bo'ladi? Shunda inson o'zini noqis aqli bilan eng zo'r yo'li deydi, prosentga berish ekan deydi. Berasan ekan, ishlamaysan ekan, srok ekan, pulni olasan ekan, zo'r ekan deydi. Yana qaytarib aytamiz,
özünü nakıs akıllı bilen şu kulasaya keldi. Özü ne deyişliği gerekirdi? Ribaga berişi mümkün mü? Şeriat ne dedi bu masalada degeni de doğru bulardı. Allah Teala ayet koyuptu. Ribanın faydasını Allah Teala yok kıladı. Bu hüküm. Ne dedi? Biz dedi hazır kredit agenlerine yakış şarait kıverdik. 14% 10% çürüp koy dediyse kursan hali prosent kefil agenler. 4% çürüverdi. Oy Müslüman adam geçi 0 bütün 1000'den 1 faiz 0 1 faiz desem o miydi? Çünkü onun atını mı? Oynanıp hem oturmaydı. Çünkü o fikrini işletişi mümkünmez. Mumunge Allah'a da hükümet ürgen de tamam. Taslim buluşundan başka işi yok. Ribaga pul verip boyayakkenler ihtimal hazır boyayakken bulup görünüyakkendir. Allah'a da hükümet ürüp de har buluşu anık. Bu dünyada hem ahirette hem. Fakat mesela ne de? Vakitte. İtti gelme. Lekin har buluşuydu. Şubaha yok. Yani kadar vatamız. İnsan özünü aciz aklı bilen, naks aklı bilen Allah'a da hüküm ötürgen de özü mulaza kısa, 300 adıyan fakat özü buladı halas. Bundan taşkarı, adam bolasını, özünü akılıge suyanıp çıkarken hükümleri, fakat şu dünyasını muhalece kılıç için çıkarırken hüküm buladı. Ahara takıda oylamaydı insan. Bana, özünü akılıge suyanıp durup çıkarırken hükümlerde kaydalardan bittesi, insan hur, özü haklıgen de yaşaş gerek. Yani hur insan, aile kılıç kılmasını ihtiyarı da, halese bir neçe bir cinsi partiyorları buluşu mümkün. Ha hur ne mi oldu şu hulasan arkasındaki netice? Zina köpeğiydi. Veladı zinala köpeğiydi. Cinsi keseliyle köpeğiydi. Erkeği erkek yüylendi, ayol ayol yüylendi. İnsaniyette tamırı gebe oturuldu. Aile degen narsanı yok kıldı bunlar. Farzand görüşte halime koydu bunlar. Kariyer eski almıştır vardı ailen ayol kişi. Kim tukadı indi ayollar kariyer de yürse? Yani Katar Ötemen özleri oylep topgen kanunları bilen cemiyetini tartıp kekiltirişi oluydu. Allah onu aile degen, farzand degen, er degen, hatun degen, yedi yüzüye koygen sünnetini inkar kılışıyordu. Kırılıp geçtiği vakit masalası kaldı halası. Adam bolası fakat gene şu dünyasını abat kılışa kadar fikir kıladı. Yeşim veriyem şunu yereşe boladı. Ama şeriat insanı iki dünyada saadetli boşlukta yeteliydi. Tasavvur kılayım bana şu yeşimlerden bittesini. Bir memleketi tasavvur kılaylar. Ahalısı hadden taşkarı köpeyip gitti. Tabi resurslar yetmeyipti. Çünkü öşü memleketi hükümeti karar kıldı. Bitti ailege, bitti farzandı. Netice kanaka boladı. Bitti farzand buluşluk yeri ikisi de mümkünmez. Şunda hamile bopturgen payeti de bu bala. Kareydi. Eğer kız bosa aptaşıydı. Ne mi üçün? Abort kıladı. Ne mi üçün? Şu ailenin otası, erkek kişi özünün neslinin devam etişini halap, öşe bir tane farzandın oğul buluşunu halaydı. Yani hemen şuna kısa. Ne oğul bala tuğulu olursa ayollarda ne mi oladı bir halatı? Şunu yapsın mı? İnsan balası dünyasını ıslah kılamında bitti kararda kabul kıladı. Az günlerindeki onu hatası çıkardı, onu tüzeltedi. Onu yem hatta tüzeltedi, çeki yok. Ama Allah Teala'nın hükmü, şeriatının hükmü her kendi zamanda, her kendi mekanda mas düşüverdi. Çünkü o Rabbil Alemin tamamen yubarılgen. İnsanın hem ihtiyaçlarını, hem garizelerini çırali surette kanaatlandırdı. Mumin kişi, Allah ve Resulü hükümü türgende özünü fikrini bildirmeydi. Allah'ın manhacı tezkere boyan kararlarının akıbatı açınarlığı buladı. Bana bir neçe yıllar evvel Avustralya'da 20 milyon da koydu atıp öldürüp yerge kömüp taşıştı. Ne mi de böyle esler? Ne mi hücumun da yıkılıştı? Virüs nasıl da? Soppasa koyuları da. İktisatçılarda tılıda çırali söz var. Spros iprilajiyene deydi. Talep ve taklif. Neme göldürüştü bunca koydu? Çünkü eğer şu 20 milyon da koyu bozorga kiritilse göçünü, koyunun arka çüşüp getirdi. Çünkü nahnavada üşüp duruştuk için 20 milyon da koydu yok kılıp yöntü taşıştı. Çünkü bu kanunlar insanlarda akılıge dayanıp durup çıkarılgen kanunlar idi. Makul mu?
Üçüncü habitlerimiz özümüzü ailemizde, üçte, törtte, beşte avalamızı bulan kılayken muamelamızda Allah'a da hükümümez. Özümüzü tecrübemizden kep çıkıp durup hüküm kılıp, ulaga özümüzü çünçemizden terbiye bir adıyan bulsak, bu niye muhakkabat açınanlı buladı? Altıge, yettiye kirgen balanı gece yönet var yaptı. Onge kirip kirmegen balanı Avrupa gece yönet var yaptı. Nümedi yaptı? Üç kültürlü okutarken, ha yakşı, yakşı, yakşı. Balayın yokatıp o işini bilmiyorsan mı sen? Bu bola 15-14 yaşı geçe ananı mehrige, otanı bir rayasıya muhtaç. Özünü, kimliğini körsün, milletini, dinini, ürfü adatını düşünsün. Keyin cönet balayını, birader. Yok atıp boyasan balayını. Keyin kemiği koy yaptılar bu yakka. Hani makale ben değil uyakta deydi. Ana şu kararlar yana bittesi gibi misal. Bir adam başka memleketke tırışılık yanı köçü bardı. Özü bardı. Yani hatun bala çakası özünü yurttu da. Yeni köçü borgen cahidegi kanunlardan bittesi, eğer şu adam mı şu yurtta gelip top ekken pulu âli derecede bulmasa, katta pul toplasa, ailesine ap gelişteki ruhsat yok eken. Yeni bu adam gelip bir yıl işledi, iki yıl işledi, ta âli de âli derecede ap çıkın üçe. İki yıl, üç yıl, beş yıl ihtimal hatunsız yürüdü. Hatunan özünü yurttu da ersiz yürüdü. Ha, hatunadan uzağa yürgenle kendimi oladı. Eri yok yürüp hatını yürüdü. Bu yada ne mi buladı? Karın, eri hatında birge kımaslık, acilatı koyuşluk sünni ravişte. Bu Allah Ta'ala'nı sünneti ihlal bugün iş. Bille buluşluğu kere gibi. Yani şu kanunda kılıyordu, yani nasıl nasıl barılaşı, zina, çünkü o şey genesi köpeyip kete uğradı. Kulası, Allah Azze ve Celle'nin açık hükümü turganı da, onge başka nesana badil kılıp keltiriş, onun önüne insan özünün fikrini rayına etişi Allah ve Resulü'nün aldığı da kadem koyuşluğu oladı. Müslüman adam Hazreti Etkenimizde ona kadar mülahaza kılıp, teşirip, şu toru kelam eken, toru kemes meken de oturmaydı. Allah da hüküm mü? Kılama seyemleme deydi, şu toru deydi. Şunu kılama yapız, lakin şu toru. Allah da Allah'ın kitabıya asaslanan nizam, başarıyat için en münasip nizam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları adabının en âli makamı dediler. Badr günü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşun için joy tanladılar. Şimdi Habab ibn Munzir radıyallahu anh'a gelip soradı. Ne edip soradı? Hani? Ya Resulullah, bana şu yerge toktaşını Allah sizge vahiy kıldı mı? Eğer şimdi olsa hiç çıkandı gap sözü boyunsunamız. Ya bu siz ne fikriniz ve cengi için kıyan hilez mi? Dip soradı. Peygamberimiz dediler, bal huva rayu vel makide. Bu fikir ve hile. Bu cage toktaşlık, Resulullah'ın şu işi, vahiy emasligini bilgeneden keyin, Habab-ı Munzir raziyallahu anh'a etti ki, onda bu cage yakşı cage emas dedi. Ya, bomaptı var Resulullah, gideceğim mi? Bu cage emas mı? Deme degeniz bu, deme yaptı. Adaptı göreyim. Peygamberden akla ve tüketçiydi, halama yaptı. Dikkat kılıyorlar, cüdeyen bir muhumlarsa. Kişi, özünün hayatındaki müşkülelerden, alamlardan, kurtuluşunu, yegane yolu, Allah'ın yeçimi deyip kabul kılışı. Hayatındaki mihnet meşakkatlerden kurtuluşunun yegane yolu, Allah'ın yeçimi dese insan, ve şimdi kılalsa, kurtuladı hayattaki meşakkatlerden. Eğer onu de demese, özünü kellesi bulan yeşil çıkaraman dese bu adamın müşkülesi tükenmeydi. Garplik mütefakkirlerden bittesi özünü Al-İnsan Zalikel Mechul degen kitabı da şimdi bir fikrini keltiradı. Yani cemiyette acıraşçılar köp, ailelerde bozuluş köp, ballarda yetim bulup getirkenliği köp, şu muammanı körüp, uzak oylanıp, izlenip bir tatbikat alıp argenden keyin hulasasını karayın. Erkek kişi özünün ayolidan başka ayollarga qaramasligi ko'p mushkulalarning yechimi degan xulosaga keldi. G'azzul Basar. Erkak ko'zini tiysa juda ko'p muammolarimiz hal bo'lar ekan deyapti. Islom erkakdan nimani talab qiladi? Aynan shu narsani talab qiladi. Ayoldan ham shu narsani talab qiladi. Erkak ham ayol ham nima qilsin? Ko'zini tiysa bularni yutida to'lib toshib ketgan muammolar bizda bo'lmaydi. Ma'qulmi? Yani Garp'ta türlü bahanalar bulan veçilinkeler ötküzedi. Tuğulgen gün, 50 yıl, 60 yıl, kandidir bir prezentasyon. Kulas erkeği ayol yığılıp veçilinkeyi yığıladı. Yani özünü hem kürsatıp geladı, başkalar diyen ne makaladı?
Ana şu ibeşirinkiga borgan erkeklar özünü ayollardan başka ayollarga qarab közlerini kondurmak şu boladı. İhtilat, erkek ayol aralaşadı, birbiri bilan gaplaşadı, beşirinki tüyüyenle kendim oladı. Agar rashq degan sifat qolgan bo'lsa u erkakda, xotini birov bilan gaplashib turganiga borib urushadi. Sen nimaga men bilan gaplashding deydi. Agar rashq degan sifat qolsa. Keyin oila buzilib ketmasa ham bir-biriga nima qiladi? Sovuq muomalada turadi. Sababi nima desiz bu mushkulani? Erkak ham ayol ham ko'zini tiysin degan Alloh taolaning hukmidan manhajdan nima olib ketgan bular? Chiqib ketgan. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi va rasulih. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni ikkisini iznisiz biron so'z yoki ishga qadam bosmanglar. Kimdir aytishi mumkin, nima endi, umuman aqlimizni ishlatmaymizmi? Ha, ishlatamiz. Qur'onni, hukmlarini to'g'rimi, noto'g'rimi deb ishlatmaymiz aqlimizni. Qur'onda bir kamchilik bormikin deb turib izlanib aqlimizni ishlatmaymiz. Balki oyatlarni mo'jizasini o'rganish uchun, son sanoqsiz foydalarini bilishlik uchun, hayotda tatbiq qilishimiz uchun aqlimizni ishlatamiz Qur'on o'qiyotganda. Ammo hukmlarni ustida aqlimizni ishlatmaymiz. Alloh buyurdimi? Buyurdi. Bo'ldi, qilamiz. Alloh qaytardimi? To'xtaymiz. Aql mu'min Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari turganda o'zini aqlini ishlatmaydi, fikrini oldiga surmaydi. Tasavvur qiling, bir majlis hadis ilmida peshqadam bo'lgan, zamonasining peshqadam muhaddislaridan bo'lgan bir odam o'tiribdi ilm majlisi. Va qolganlar, majlisdagilar, endi bu ilmga endi kirib kelayotgan talaba ilmlar. Bu kishining qadrini bilganligi uchun, bu kishidagi ilmni nimaligini tushunganligi uchun bu majlisda o'tirgan talib ilmlar indamay o'tiradi, sir bosib, haybati bosib. Endi kimdir gapirsa hadis ilmi haqida, bu olim turganda gapirayotgan bo'lsa, demak bu odam bu olimni qadriga yetmabdi. Qadr qiymatini bilmabdi. Agar bilganda gapirmasdi. Yana qaytaramiz, Allohni payg'ambarda hukmi turganda fikringizni aytyapsizmi? Demak Allohni va payg'ambarni kimligini tanimabsiz. Qarang, o'zingizdan ko'ra ilmliroq bo'lgan bir odamni oldida shunday turishingiz kerak siz. Sizdan ko'ra ilmliroq bo'lgan odamni oldida shunday bir turishingiz kerak, jim odob bilan. Endi Alloh va payg'ambarning oldida qanday turish kerak? Agar biz payg'ambarning so'zidan, Alloh taoloning so'zidan fikrimizni ustun qo'ysak, kim bo'lamiz? Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi va rasulih. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni ikkisining iznisiz biron so'z yoki ishga qadam bosmanglar. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.